Dersimize hoş geldiniz. Erken giriş yapalım dedim. Hem dersimize normal başlayalım. Bu hafta bu nicel araştırmalarla ilgili geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi iç güvenirliği tehdit eden faktörlerin başlamıştık aslında da ben buradan tekrar konu başına olsun yarım kalmasın diye buradan tekrar başlatıyorum. Birincisi yani ölçeklerin ya da araştırmaların sonuçları ile ilgili geçerlilik önemli bir faktör dedik biliyorsunuz. Temsil etmesi anlamında araştırma problemlerini araştırmanın yapı geçerliliğinin, iç geçerliliğinin oldukça önemli var. Şimdi bunu sağlayan faktörlerden birisi deneklerin seçimi demiştik. Özellikle deneklerin yansız atanmaması ya da eşleştirmelerin olmaması durumunda deneklerin başlangıçtaki farklılıklarının bağımlı değişkene ait puanlardaki varyansı olan katkısının artmasına neden olacaktır. Bu da farklı gruplarda etkileşimin kontrol edilmesi açısından önemlidir. Yani genel olarak deneklerin eğer bir deneysel çalışma ise deney ve kontrol grubu oluşturduğumuzu düşünelim. Bu eşleştirmelerde deneklerin birbirine denk özellikler göstermesi gerekir. Eğer bu birinin lehine farklıysa tabii bu olumsuz yansır. Deneklerin olgunlaşması özellikle zamana bağlı yürütülen çalışmalarda örneğin boylamsal çalışmalarda tekrarlı ölçümlü deneysel uygulamalarda deneklerin deneyin sınırları dışındaki yaşantılarında bir farklılaşma oluşabilir ve olgunlaşma farklı düzeylerde gerçekleşebilir. Deneklerin yansıt atanması bu tehditleri ortadan kaldırabilir. Çünkü yansıt atama nedeniyle olgunlaşma etkisinin tüm deneysel koşullarda eşit olacağı varsayılır. Yani burada belirli özelliklerdeki kişilerin özel seçilip de araştırmaya almasındansa yansız bir şekilde deneysel grupların oluşturulması özellikleri sağlar. Üçüncüsü veri toplama aracı. Araç etkisi olarak kabul ediyoruz bunu. Ölçme araçlarının deneysel koşullarda farklılaşması durumunda ortaya çıkar. Ölçme veri toplama aracından ortaya çıkan problem. Bu tehdit, deneklere verilen testlerin farklı olması, testlerin farklı kişilerce verilmesi, farklı gözlemlerin bireyi veya ya da objeleri değerlendirmeleri gerektiği durumlarda ortaya çıkabilir. Yani burada tutarlılık sağlanması gerekiyor. Örneğin deney ve kontrol grupları için düşünürsek, çünkü deneysel araştırmalar genelde sosyal bilimlerde deney ve kontrol gruplarıyla yapılır. Burada gözlemcilerin ya da deneyi yapan kişilerin farklılaşması problem doğurabilir. Yine testlerin özellikle farklı olması yine önemli bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Yani burada onun için tutarlılığın sağlanması, aynı ölçme aracının kullanılması, aynı kişinin uygulamaları yapması gibi hassasiyetlerin devam etmesi gerekiyor. Deneklerin geçmişi, deney süresince geçmiş olarak tanımlanabilen bilinmeyen bir değişken deneyleri etkileyebilir. Ya bu özellikle kovaryans analiziyle tespit edilecek bir şeydir. Deneysel koşullar dışında araştırma çevresinde oluşan tüm olayların denekler için benzer şekilde gerçekleşmiş olması gerekir. Denek geçmişinin sonucu etkisini bu durum ortadan kaldırır. Eğer farklı bir yaşantı ortaya çıkıyorsa, burada özellikle deneysel çalışmalarda sıkıntı yaşayabilir. Araştırmacılar deneklerin geçmiş etkilerinden sakınmak için deneysel manipülasyon dışında aynı deneyimlere sahip olacak denek gruplarını seçer. Yani bu da yine denek yine benzer yaşantıları yaşamasıyla ilgili. Çünkü bu geçmişte oluşabilecek örneğin biz ne diyoruz? Yapısalcı öğrenme kuramı diyoruz. Kişilerin öğrenme yaşantıları farklı olabilir. Bu farklılıklar kişilerde daha üst bilgi düzeylerine erişmelerini ortaya çıkarabilir. Ya da deney konusuyla ilgili benzer şeyleri daha önce yaşamış olabilir. Burada da problem özellikle diğer grup aleyhine gelişebilir. Onun için yansız bir şekilde koşullar, eşit şartları sağlayarak bizim araştırmaları yapmamız gerekir. Yoksa bunlar olumsuz yansıyabilir. Bir başkası denek kaybı
etkisi. Deney başladıktan sonra çeşitli dönemlerde deneyden ayrılabilirler. Yansıtma atama ya da eşleştirme ile oluşturulan gruplarda denek kaybının olması sonuç üzerinde etkili olabilir. Denek kaybının sonuçlar üzerinde etkisini en aza indirgemek için deneye büyük denek grupları oluşturarak başlanmalıdır. Çünkü burada istatistiksel hesaplamalarda yani mesela normal dağılımlar ya da normal olmayan dağılımlar istatistik analizlerde sıkıntı yaratabilir. Onun için bu istatistiksel analizlerin sağlıklı yapılabilmesi için sonucu etkilemeyecek kadar denek sayısının olması her zaman iyidir. Ve bu denek gruplarının da birbirine eşit sayıda tutulması yani denk grupların olması sayısal olarak söylüyorum. Yani bir tarafta 30 kişi bir tarafta 5 kişiyle deney yapılmaz. Yani iki grubun da birbirine yakın olması gerek. Örneğin 27-30, 28-29 ya da 30-30 gibi ya da 20-20 gibi olması gerek. Bu şekilde ortaya çıkabilecek denek kayıplarının araştırmanın etkisini bozmaması gerekir. Bir başka şey ön test etkisi. Aynı testin deneklere belirli aralıklarla iki kez uygulanması kişinin ön test uygulamasıyla testin formuna ve içeriğine aşina olması nedeniyle son test puanları üzerinde belli bir etkiye sahip olabilir. Örneğin deneklerin performanslarını artırabilir. İç geçerlilik için böyle bir tehdit oluşabilir. İşte burada kovaryans analizi gibi istatistiklere bakılır. Burada şöyle söyleyelim. Yani bu zaten deneysel çalışmalarda özellikle sosyal bilimlerde ön test uyguladığımız grup ve bu uygulamanın etkisinin ortadan kalkması için yani bu soru burada vardı gibi düşünülür. Yani diyelim en az 8 haftalık bir uygulama yapılması gerekir. Yani kişinin o soruları unutması gerekir. Yani soruyu hatırlıyorsa zaten cevabını da hatırlar. O zaman deneyin etkisi azalır. Bunun için aralardaki değerlendirmelerde farklı formlardaki değerlendirme ölçekleri kullanılır. Yani ön testi sürekli araştırmada kullanmamamız gerekiyor. Ona benzer de olmaması gerekiyor. Çünkü olumsuz yansıması söz konusu olabilir. İstatistiksel regresyon özellikle performans testleri için geçerli olan ortalamaya doğru çekilme etkisi ismi de verilen regresyon etkisidir. Deneyde test ilk kez alanlardan şansı iyi olan kişilerin ikinci test aldığında daha az şanslı, ilk testte şansı az olanların ikinci testte daha fazla şansı olacaklarını gösterir. Bu durumdan kaynaklanan farklılaşmayı giderebilmenin temel yolu deneklerin gruplara yansız atanmasıdır. Yine deneklerin bazı ön ölçümlere göre seçilmesine uç puana sahip olanların denek havuzunun dışında tutulması da böyle bir etkiyi azaltır. Yani bizim düşük düzeyde öğrenci performansıyla bunu şu demektir. Yani bir araştırmaya başlayacaksınız. Öğrencilerin ilk testten aldığı puanların düşük olması hem araştırmanın sonucu açısından yani yapılan işlemin etkisinin olup olmadığını belirleme açısından oldukça önemlidir. Yani öğrencilerin bir deneye başlarken diyelim 30 puan aldılar bir testten. Bu 30 puanın üzerine biz işlem yapmamız daha geçerlidir. Ama 70 puan ortalamasını düşünün. 70 puan ortalaması yapacağımız bir deneysel işlemde öğrencilerdeki bu farkı görme şansımız da düşük. Yani araştırmanın belirlememiz de için daha düşük dedik öğrencilerle araştırma konusunda şeyin etkisini artırmamız gerekir. Etkileşme etkisi, bağımlı değişken üzerinde etkisi incelenmeyen iki ya da daha fazla değişkenin kombinasyonu bu değişkenlerin birbirinden bağımsız bir şekilde etkilemesinden farklı bir etkiye sahip olabilir. Deneklerin işlem gruplarına yansı atanmasının olmadığı durumlarda söz konusu etkileşim sonucu önemli derecede etkileyebilir. Yani burada da değişkenlerin birbirine olan etkisini daha azı indirmek için denek grubundaki öğrencilerin yansıt atanması önemli bir belirleyicidir. Beklentilerin etkisi, deneklerde ya da araştırmacılarda deneysel koşullar hakkında oluşan beklentiler araştırma sonuçlarını beklentiler yönünde etkileyebilir. Yani bunu biz sık sık şöyle yaşıyoruz tezlerde. Şimdi kişi bir yöntem uyguluyor. O yöntemin işte ben geçen günde de bir öğrenciyle, doktor öğrencisiyle farklılaştırılmış eğitim diye bir program uygulayacakmış. Onun işte yüksek düzeyde öğrenci seçip onun etkisini falan incelemeye çalışıyor. Çünkü yapacağı işin bir sihirli denek olduğunu düşünüyor. Çünkü araştırmacılar genelde bağımsız değişken olarak düşündükleri diyelim bir öğretim yönteminin araştırma sonucunda öğrencilerde mutlaka olumlu bir değişiklik meydana getirebileceğini düşünüyorlar.
o değişikliği de ortaya çıkarmak yönünde tedbir alıyorlar. Oysa örneğin deney ve kontrol gruplarınız oldu diyelim. Öğretmenlerin aynı öğretmenin olması lazım. İki gruba da aynı performansla dersi anlatması gerekiyor. Sadece deney grubunda kullandığı yöntemi farklı, kontrol grubunda uyguladığı yöntem farklı olacak. Yani burada deney grubunun puanını yukarıya çıkarabilmek için çaba sarf etmeyecek. Bunu yaparsa tabii ki o beklentiler olumsuz yönde araştırma sonuçlarını etkileyebilir. Dolayısıyla yani deney grubu zaten yüksek çıkacaktır. Bu da geçerli bir müdür değildir. Örneğin uygulanacak deneysel koşulları bilen deneklerde oluşabilecek beklentilerin onların normalden daha farklı bir tepki vermelerine neden olabilir. Bu etkinin oluşabileceği deneylerde deneklere deneysel koşullar ve uygulanacak testler hakkında bilgi verilmemelidir. Yani bu verilirse zaten olumsuz bir sonuç elde edilir. Yani olumsuz derken grubun tabii ki daha üst yukarı durumlara çıkma şansı ortaya çıkacaktır. Çünkü deneysel işlemler ne tür diye dersek diyelim mutlaka araştırmacının objektif tutumlar içerisinde olaya müdahalesi sadece yöntem olacak. Yani o yöntemi başarıya götürecek tedbirlerden daha çok yani o yöntem için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacak. Burada dikkate alınacak temel nokta deneklerin araştırmacı ile etkileşimleriyle ortaya çıkan haz ve memnuniyetlerine bağlı olumlu yönde tepkide bulunma eğilimleri ortaya çıkabilir. Yani burada kişide ortaya çıkacak tutum öğretmenin çabasından dolayı değil, işleminin sonucunda olması gerekir. Oysa öğretmenin öğrenci üzerindeki bu tip etkisi tabii ki öğrencilerde derse yönelik olarak olumlu tutum ortaya çıkaracağı için de bu başarıyı olumlu şekilde etki eder. Bu durumda plasebo etkisi olarak tanımlanmakta. Deneysel süreçte kontrol edilmesi gereken temel noktalardan biri olur. Yani olumlu bir beklenti varsa öğrenci üzerinde bunun da olumlu sonuçlarını görebiliriz. Şimdi dış geçerliliği tespit eden faktörler üzerine duracağız. Örnekleme etkisi. Sınırlı bir alandan seçilen kişiler başka yerlerdeki kişileri temsil etmeyebilirler. Bu durumda sonuç sadece araştırmaya dahil edilen denekler için geçerli olacaktır. Dış geçerliliği artırmak için araştırmacının daha fazla sayıda denek üzerinde çalışmayı yapması gerekir. Burada şöyle bir şey de var, onu da söyleyelim. Özellikle araştırmada eğer genelleme yapmak istiyorsak, hedef evren dediğimiz grubun, yani bu ulaşılamayacak sayıdır, temsili olan örneklemi seçeceğiz. Biz bu örneklemi seçerken hedef evren dediğimiz evrenin özelliklerine sahip kişileri seçmemiz gerekir. Burada istatistiksel oranlarla teşekkür ediyorum Tolga'm. Böyle gördüğün için. Şimdi buradaki özellikle yani deneysel çalışmalarda deney grubunun oranları yani seçilen deney grubu oranları oldukça önemli ve yukarıyı temsil edecek eğer özellikler de seçilirse biz genelleme yapabiliriz. Mesela bu nicel araştırmaların özelliği budur zaten. Nicel araştırmalarda genelleme yapabiliriz biz. Çünkü sayı evreni temsil eder örneklem olarak. Ama nitel araştırmalarda daha dar gruplarla çalıştığımız için nitel araştırmalarda bizim sadece o grupla ilgili konuşmamız söz konusu olur. Bunu evrene örnekleyemeyiz. Yani genelleme de yapamayız. Şimdi deneysel çalışmalarda da öyledir. Deneysel çalışmalarda sınırlı sayıda insanla örneğin 20 kişiyle çalışıyoruz. 20 kişi kontrol grubu, 20 kişi deney grubudur. Bu iki grupla yaptığımız çalışmalarda bu yöntem her yerde diyelim ne diyelim yapılandırmacı öğrenmeye dayalı bir program geliştirdik. Bu programın etkisini araştıracağımız bir araştırma kurgulayalım. Böyle bir araştırmada etkinin genellenmesi için çok büyük gruplarla bunu yapmanız gerekir ve bu da çok mümkün değildir. Onun için sınırlı sayıda öğrenci grubuyla çalışır. Örneğin deney grubunda 30 ya da 20 öğrenci olur. Kontrol grubunda da yine 30 ya da 20 öğrenci olur. Ve biz 20 kişilik grup üzerinde yani seçtiğimiz grup içerisinde çalışma yaparız. Dolayısıyla orada biz yani o grup içerisinde bu yöntem olumlu etki vermiştir. Bu böyledir diyemeyiz. Sadece grup için söyleyebiliriz. O grup içerisinde olumlu bir etki oluşmuştur. Yani bu yöntemin etkisi vardır gibi araştırmada yorumlar yapabiliriz. Ama o yapılandırmacı öğrenme programının öğrenciler üzerinde çok etkilidir. Bu mutlaka yapılmalıdır. Çünkü ben burada bunu yaptım, bu sonucu elde ettim demek genelleme açısından bir hatalı düşüncedir.
Beklentilerin etkisi, tepkisellik etkisi olarak bilinen bu etki, deneye katıldığını bilen deneklerin araç ya da deneysel işleme dair edindikleri bilgiler, bu tür bilgiye sahip olmayanlara göre deneysel koşullardaki davranışlarını farklılaştırabilir. Etkileşimin doğal sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, araştırma sonuçlarının tüm denekler için genellenebilirlik gücünü düşünür. Bunun mümkünse deneklerin deneyden habersiz olmaları gerekir. Yani şöyle çalışma yapacağım, böyle çalışma yapacağım, buna şöyle hazırlanın, buna böyle hazırlanın gibi deneye yönelik olarak eğer bilgi verirse kontrol grubuna göre daha olumlu şansa sahip olabilirler. Bu da başarıya, tabii öğrenci başarısını artıracaktır, düşürmez. Ama araştırmanın etkisini düşürür. Çünkü oradaki oluşan durum öğrencilerin daha farklı sonuçlar elde etmesini sağlar. O açıdan da bunu yapılmaması gerekir. Yani yine somut örnekle düşünecek olursak, yani bir çalışma yapacağım. Çocuklar, bu yöntemi ben şöyle şöyle iyi bir yöntemdir. Siz böyle böyle yapacaksınız, böyle böyle şey yapacaksınız. Yani çocuğa doğal sürecin dışında verdiğimiz bir bilgi burada dış geçerliliği düşüren bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Test, deneysel değişken etkileşim etkisi. Şimdi deney öncesi ölçme ile deneysel değişkenlerden oluşan bileşim sadece deneysel değişkenlere bağlı bir değişmeden farklı bir etki ortaya çıkarabilir. Bu durumda ön testin uygulanmadığı bir deneydeki deneysel değişkenin yol açtığı değişkenlik ön testin uygulanacağı deneyde oluşacak değişkenlikten farklı olabilir. Bu da deneyselliği olumsuz yönde etkileyebilir. Tabi burada şunu söyleyelim. Bazen tek testte biz bunu son teste dayalı yaparız. Bazen ön test son test diye yaparız. Bir eğitim veririz. Bu eğitim sonucunda öğrenden aldığı şeye bakarak son test karşılaştırmaları yaparız. Ya da ön test son testte biz bunu yapabiliriz. Burada tabii ki deneysel değişkenden oluşan deney öncesi ve testler, yani bu deney öncesi ölçme dediğimiz ön test uygulaması farklı bir etki ortaya çıkarabilir. Yani o ön testin uygulanmadığı bir deneydeki deneysel değişkenin üzerinde ortaya çıkabilecek sonuçtan farklı bir sonuç olabilir. Bu da yine geçerliliği, güvenirliği düşüren unsurlardan birisi olabilir. Şimdi tabii araştırmaların bu anlamda şöyle bir genelleme yaparsak, araştırmalarda özellikle yapı geçerliliğini düşürmemek anlamında bizim iç ve dış yapı ile ilgili geçerliliklerde, yani toplam şöyle düşünürsek, bizim araştırmaları öncelikle büyük gruplar üzerinde yapmamız gerekiyor. Yansız olmamız gerekiyor. Araştırmacıyı durumla ilgili haberdar etmememiz gerekiyor. Deney süresini ön testin uygulanabileceği süre gibi görmemiz gerekiyor. Uygulamalarda farklılıkları, yani aynı testi birkaç kere uygulamamamız gerekiyor. Bütün bunları yaparsak, yansız da davranırsak, grupları da yansız atarsak, yani yansız oluşturursak örneklemleri, bizim herhangi bir sıkıntı yaşamamız söz konusu olmaz. Yani deneyi manipüle ederken kendi koşullarıyla manipüle etmemiz gerekir. Çünkü deney manipüle etmektir. Ama bu, yani manipüle dediğimiz müdahale, olayı değiştirme anlamında. Ama biz bunu deneyde kullanacağımız bağımsız değişkenle yapmamız gerekiyor. Kişisel, yani öğretmen etkisini ortadan kaldıracak şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü sonucun belirlenmesi gerekiyor. Biz burada bunu ete kare değerleri var, etki değeri diye istatistiksel hesaplamalar yapıyor. Yani bizim yaptığımız işlemden mi değil mi diye. Ya da üçüncü bir faktörün etkisini kovaryans analizi, Ankova testi var. Kovaryans analizi diye ifade ediliyor. Üçüncü bir değişkenin durumunu ortaya çıkarmak anlamında Ankova testi de, yani araştırmada kullanılan bağımsız değişken etkisini belirlemede bize yararlı bir istatistiksel analiz yöntemi oluyor. Şimdi nicel araştırma türlerine geçiyoruz. Birincisi, burada, yani buradaki sınıflamaya göre bunları vereceğim. Anlam, bunlar nicel araştırma türleri içerisinde yer alan. Birincisi tarama araştırmaları. Buna işte survey deniliyor. Betimsel araştırmalar deniliyor. Bu betimsel araştırmalar ya da tarama araştırmaları hem nicel araştırmalar içerisinde kullanılıyor hem nitel araştırmalar içerisinde kullanılıyor. Bununla ilgili bir örnek problem var.
Bunu önce okuyalım. İşte Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaya konulan yeni ders programlarının uygunluğunu ve etkilerini değerlendirmek istemektedir. Bu amaçla öğretmen, öğrenci, veli ve yönetici görüşlerine dayalı olarak yapılacak bir program değerlendirme araştırması, tarama çalışması olacaktır. Şimdi tarama çalışmasında yapılan şey ne? Burada öğrencilerin, velilerin, yöneticilerin, öğretmenlerin programla ilgili görüşleri nelerdir? Bunu almak. Yani o sadece belirlemek anlamında yapılan bir işlem var. Yani mevcut durumun mevcut program uygulaması ile ilgili görüşler var. Onun için bu tarama araştırmaları, yani betimsel araştırmalar. Şimdi burada ikinci örnek yaklaşan belediye seçimleri. Belediye seçimlerinde yaşadık. Belediye seçimleri nedeniyle A Partisi Başkanı Gülhan'ın X bölgesi için aday adayı pek çok kişinin içinden en uygun adayı belirlemek istemektedir. Bunun için seçmenlerin görüşlerini dikkate almaya karar verir. Gül Hanım'ın yaptırması gereken araştırma tarama araştırmasıdır. Yani orada işte o adaylarla ilgili kime çeşitli sorular oluşturacak, bunu halka soracak ya da partinin delegelerine soracak. Delegelerden aldığı bilgiyle o aday hakkında karar verecek. O adayın özelliklerini ortaya koyacak. Dolayısıyla bir durum tespiti yapacak. Onun için bu araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışma. Şimdi tarama modelindeki araştırma tanımında bir konu ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşleri ya da ilgi, beceri, yetenek, tutum gibi özelliklerinin belirlendiği diye bakın dikkat edin. Belirlendiği yani durum belirlemesi. Genellikle diğer araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalara biz tarama araştırmaları diyoruz. Yani demek ki böyle bir araştırmada biz büyük bir grupla ilgili olarak yapacağımız o grubun belli bir durumla ilgili görüşlerinin alınması, ona yönelik ilgilerinin, becerilerinin, yeteneklerinin, tutumlarının, özelliklerinin belirlenmesine yönelik araştırmalara tarama araştırmaları deniliyor. Şimdi tarama araştırmalarında büyük bir topluluğun bir konuya yönelik görüşlerinin ya da özelliklerinin betimlenmesi için topluluğu temsil edecek insanlardan oluşturulacak bir küçük grup seçilir. Yani bu örneklemdir. Bu örneklem üzerine tabii yapıyı temsil edecek bir örneklem olacak. Yansıtacak orada ileriki konularımız olacak. Örnekleme seçme yöntem, örneklem belirleme yöntemleri diye. Orada o konuya değineceğiz. Yani yansız bir grup oluşturulacak. Araştırma için ihtiyaç duyulan verileri toplama süreci, veri kaynakları olan kişilere yöneltilen sorulara verilen cevaplara bağlıdır. Buradaki sorular nasıl sorulabilir? İşte tutum ölçeği kullanabilirsiniz. Görüşme yöntemi kullanabilirsiniz. Başarı testleri kullanabilirsiniz. Görüşme yapabilirsiniz. Kişilerle doğrudan doğruya yapılacak görüşmelerle de bunu toplayabilirsin. Yani o araştırma yapabileceğimiz gruptan biz veriyi işte çeşitli ölçme araçlarıyla, testlerle, görüşme formlarıyla, ölçeklerle toplayabiliriz. Buradan alınan verilere göre biz yorum yapacağız, betimleme yapacağız. Veriler özelliği betimlenecek topluluğun her bir bireyinden değil, bu topluluğu temsil eden bir parçasından yani örneklerden toplanır. Yani biz şöyle düşünelim. Ankara'daki orta öğretimde öğrenim gören öğrencilerin başarısını etkileyen faktörler nelerdir diye bir araştırma sorumuz var. Biz burada Ankara'da temsili olarak söylüyorum. 10 bin tane öğrenci varsa bu 10 binin temsil edecek öğrenci grubu yani tabii öğrencilerin bulunduğu bölgelerden de rastgele örneklem oluşturmak kaydıyla örneğin Ankara'nın bütün ilçelerinden orta öğretim için öğrenci seçilmesi gerekir. Her bir ilçeden birbirine denk grupların oluşturulması gerekir. Yani 1000 öğrenciyle yapacaksak, diyelim 10 tane ilçe varsa her bir ilçeden onar şey yüzer tane öğrenciyle biz örneklem oluşturmamız gerekir ki bütünü temsil etsin. Yani şimdi mesela bu şeylerde de işte seçim yaşadık, kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Şu parti şu kadar oy oranına sahip, bu parti bu kadar oy oranına sahip. Örneğin Keçiören'de bir partiye yaparsanız başka bir parti çıkar. Yüksek düzeyde yani diyelim kamuoyu araştırması. Çankaya'da yaparsanız başka yüksek çıkar. Tunceli'de yaparsanız başka çıkar. Sadece o bölgeyi bundan tanımlayabilirsiniz. Örneğin
Keçiören'de yapıyorsunuz, Keçiören'de örnekleme oluşturursanız. Çankaya'da yapıyorsunuz, Çankaya'yı Tunceli'de yapıyorsunuz, Tunceli'yi örneklersiniz. Ama biz Türkiye genelinde bir yorum yapacaksak, Türkiye'deki 81 ili temsil edecek sayıda örneklem oluşturmamız gerekir. Yani seçmen oranıyla tabii bu. Dolayısıyla bize doğru sonuç verir. O da yansız bir şekilde genelleme yapabilecek yetkiyi bize verir. Sayfa atladım. Baktım. Şimdi tarama araştırmaları özellikle geniş kitlelerin görüşlerini, özelliklerini tanımlamaya ve bunları belirlemeye hedefleyen araştırmalardır. Bu tür araştırmalarda daha çok ne, nerede, ne zaman, hangi sıklıkta, hangi düzeyde, nasıl gibi soru kelimeleri kullanılır ya da nelerdir ekleyebiliriz. Yani bir belirleme araştırması, bir olan olayın ya da durumun ya da bir yaşantının belirlenmesine yöneliktir. İşte mesela tamamen katılıyorum, kısmen katılıyorum, şu kadar yapıyorum, işte şu düzeyde, bu düzeyde, şu zaman aralığında, her zaman, zaman zaman gibi işte Likert tipi ölçekler uygulanır. O Likert gibi ölçeklere de deneklerin katılma derecesine göre ya da görüşlerine göre yorumlar yapabiliriz. Tarama araştırmalarının amacı genellikle araştırma konusuyla ilgili var olan durumun fotoğrafını çekecek bir betimleme yapmaktır. Yani o durumu ortaya koymak. Tarama araştırmalarında araştırmacılar görüşlerinin ve özelliklerinin neden kaynaklandığından çok bireylerin o durumla nasıl ilgilendiği, o durumla ilgili dağılımın neler olduğunu görülmesi açısından önemlidir. Yani burada görüşlerin yelpazesi ya da nereye doğru yayıldığı, nereye göre dağıldığını tespit etmeye yarayan çalışmalardır. Buna göre tarama çalışmalarında hipotez veya kuram test etmenin odak olmadığı ifade edilebilir. Yani çünkü biz yani hipotezleri daha çok deneysel çalışmalarda kullanırız ama yani bu böyledir diye bir gruba yönelik belirlemede bunu yaptım bu hipotez test edildi demek biraz sakıncalı bir durum ortaya koyabilir ama tamamen de yani şunların görüşleri böyledir diyebiliriz ama genelde daha az kullanılır. Yani bu tamamen tarama araştırmalarda hipotez test edilmez anlamına gelmez. Tarama türü araştırmalarda ölçülen değişkenler arasında ilişkiler incelenebilir. Tarama türü araştırmalarda anket temel veri toplama tekniği ya da tutum ölçekleri, başka testleri, durum belirlemeye yarayan, yani bir masanın ölçüsünü ölçmek şu kadar metredir demek bu anlamda bir durum belirlemeye girer. Bu anlamda betimsel bir ifade nicel araştırma türüdür. Bununla birlikte özellikle seçeneklerle yapılandırılmış sorulardan oluşan gözlem ve görüşme formları da kullanabilir. Tabii gözlem ve görüşme bizim örneklemimizin tümü üzerinde yapılanmayabilir. İşte ben size biraz önce dedim ki tarama araştırmaları aynı zamanda nitel araştırmalarda da vardır. Daha küçük gruplarla biz görüşme yapabiliriz ya da mix dediğimiz işte nicel ve nitel araştırmalardan oluşan araştırmalar var ya da karma araştırmalar diye. Örneğin 500 kişiye anket uygularız bir durum belirlemeye yönelik olarak Likert tipi olacak. Yani 5 seçenek bu üçlü olabilir. Öğrencilerin düzeyine göre 5'li olabilir, 7'li olabilir, 9'lu, 11'li, 11'e kadar giden Likert tipi ölçekler var. Yani görüşün temayülünü belirleyecek olan. Tabii diyelim 500 kişiye anket uyguladık. Ya daha derin bilgi nasıl elde edebilirim diye düşünüyoruz. Yani çünkü anketlerde durum belirlemesini sayısal olarak yapabilirsiniz. Yani niceldir. Onunla ilgili derin bilgi elde edebilmek için de örneğin bunun içerisinde 50 kişiyle, 500'ün içinde 50 kişiyle görüşme yaparak biz o nicel sonuçlarla ilgili daha detaylı bilgiler elde edebiliriz. Dolayısıyla betimlemeyi, tanımlamayı daha etkili bir şekilde yapabiliriz. Şimdi tarama araştırmaların türlerine baktığımız zaman tarama modellerinin genel tarama modelleri örnek olay tarama modelleri olarak ikiye ayrıldığını görürüz.
Genel tarama modelleri, tekil tarama modelleri ve ilişkisel tarama modelleri olarak ikiye ayrılıyor. Burada işte gördüğümüz üzere demek ki bir genel tarama modeli var. Bir de örnek olay tarama modeli var. Bunları açacağız. Genel tarama modelleri, burada tekil tarama modeli ve ilişkisel tarama modelleri ikiye ayrılıyor. Korelasyonel ve karşılaştırmalı araştırmalar ilişkisel tarama modelleri içerisinde yer alıyor. Tarama araştırmalarının temel mantığından farklılaşan özellikleri nedeniyle korelasyonel araştırmalar ve nedensel karşılaştırma araştırmaları nicel araştırma modelleri içerisinde ayrı başlıklar altında incelenmiş. Örnek olay araştırması ise nitel araştırma desenleri içinde yer almıştır. Burada da biz bunları ileriki şeyde sunumlarda vereceğiz. Nasıl tekrar kısa bir açıklama yapayım. Genel tarama modeli dediğimiz belirli bir durumu ortaya koyacak model dedik. Bu tekil tarama modeli sadece belli bir özelliğin incelendiği, ilişkisel tarama modeli de iki farklı değişken arasındaki ilişkileri inceler. Korelasyonel bu ilişkisel modelin içerisinde sadece iki olay arasındaki ilişkinin varlığına yokluğuna bakar. Karşılaştırmalı araştırmalar ise bu iki olay nedensel karşılaştırma araştırmaları diye ifade edilen şekliyle bir olaya sebep olması arasındaki ilişkileri inceler. Onları zaten geniş alacağız. Yine literatürde tarama araştırmalarının kendi içerisinde kesitsel, boylamsal ve geçmişe dönük araştırmalar olarak sınıflandırıldığı görülür. Mesela kesitsel araştırmalarda gelişim özellikleri, okuduğunu anlama becerileri gibi odaklanılan değişkenler tek bir zamanda ölçülür. Yani kesitsel araştırmalar aslında buradaki ifadelerden de farklı olarak belli bir grubun ya da belli bir şeyin o anki durumu ile ilgili yapılan çalışmalardır. Yani o anki o anı belirler. Boylamsal anlamdaki araştırmalarda ise belli bir denek grubunun, örneğin öğrencilerin ya da çocukların, 5 yaşındaki bir çocuğun 18 yaşına kadar olan süreçteki boy ve kilonun gelişiminin incelenmesi boylamsal araştırmalar olarak ifade edilir. Bu da bir tanımlamadır. Yani herhangi bir deneysel çalışma değildir. Geçmişe dönük araştırmalarda daha çok tarihsel nitelik gösteren araştırmalardır. Örneğin belli bir dönemdeki olayları açıklayan, mesela ne diyelim, Cumhuriyet dönemiyle ilgili, yani 1923'lerle ilgili yapılan bir tarih araştırması, bu anlamda geçmişe dönük tarihsel yöntem diyoruz. Bu yine nitel araştırma içerisinde de değerlendirilebiliyor. Burada esas olan verilerin toplandığı örneklemin belli kesitlere ayrılarak seçilmesidir. Şüphesiz örneklemi oluşturan her bir kesitin benzer özelliklere sahip olması gerekir. Zaten daha biraz önce söyledim. Örneğe uygun bir başka örnek var burada. Çocukların erken çocukluk eğitimini kapsayan aralığındaki konuşma becerilerini betimlemeyi amaçlayan bir araştırmacı, tek tek yaşları birer kesit olarak ele alıp her bir yaş aralığını temsil edecek çocuklar seçer ve çalışmasını bu gruplar üzerine yaparsa bu araştırma kesitsel araştırmalar olur. Şimdi biz aynı araştırmayı şöyle yapabilirdik. Yani bu 3, 4 ve 5 yaş üzerindeki çocukların konuşma becerisiyle ilgili gelişme özelliklerini farklı çocuklar üzerinden inceleyerek yapıyoruz. Oysa boylamsal araştırmalarda bu bir ekonomik de durumdur. Çünkü mesela boylamsal araştırmalar bu çocuklar için diyelim 3 yaşta 5 yaş arasındaki dil becerilerini, konuşma becerilerini inceleyeceksek 3 yaşındaki öğrencilerin aynı bir grup seçeceğiz. 3 yaş grubu. 5 yaş grubuna kadar kaç sene var? 2 sene var. 2 sene boyunca bu çocukların gelişim özelliklerini, yani o zaman süreci içerisindeki değişimini incelememiz gerekiyor. Aynı çocuk üzerinde. Bu 3 senelik bir zaman dilimine sebep olacağı için genellikle bunun yerine aslında doğru olan budur. Yani tam hesaplamayla, çünkü
aynı grup üzerinde meydana gelen değişimi inceledim boylamsal araştırma olarak. Ama buna yakın bir şeyin oluşumunu incelemek için örneğin konuşma becerileri 3 aylı yaştaki işte 3 yaş, 4 yaş, 5 yaştaki çocuklarda ayrı ayrı incelenerek bu gelişim dönemiyle ilgili yorumlar yapılabilir. Boylamsal da kesişler arasındaki fark birisi aynı zaman dilimi içerisinde yapılıyor, bir diğeri daha geniş süreç içerisinde yani o kişinin yaşam süreci içerisinde yapılan bir araştırma olarak söylenebilir. Bunlar da yine tanımlama tarama modelleri. Eğilim belirlemek, ortak özelliği olan bir grubu incelemek ya da aynı kişilerin zamana bağlı değişimlerini araştırmak amacıyla boylamsal araştırmalar yapılır. Burada yine benim verdiğim örneğin 3-5 yaş çocukların konuşma becerilerinin zamana bağlı olarak nasıl geliştiğini değerlendirmek. İşte bu örneği verdik. 3 yaştan bir grup seçilip aynı grubun 3 yıl boyunca incelenip ölçülmesi. Burada zaman açısından bir sıkıntımız var ama bazı durumlarda, kritik durumlarda bunun özellikle yapılması gerekir. Mesela bu belgeselleri izliyoruz ya işte örneğin işte bir kaplanın doğumu, yavruya bakım süreci, yavrunun büyümesi, nasıl avlandığının incelenmesi, o yavrunun büyüme süresince işte yetişkin olan durumuna kadar bu doğa gözlemleri ya da işte zoologlar yani bu ilgili yerlere gidip aylarca, yıllarca tek bir hayvan üzerinde inceleme yapıp onunla ilgili tanımlamalar yapıyorlar. Sonuçta uzun süreli kalıcı bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bu geçmişe de o söyledik. Ben tarihle ilgili verdim. Alkolü bırakan insanların alkol alırken yaşadıkları sorunlarını, davranışlarını incelemek üzere yürütülecek bir çalışma buna örnektir. Yani geçmişteki işte alkol örneğinde olduğu gibi o dönemde hangi sorunları yaşadığını belirlemeye yönelik bir çalışma. Geçmiş yaşantısı ya da işte Osmanlı'da dedik. Osmanlı'nın işte belirli olaylarını ya da Cumhuriyet dedik. Cumhuriyet'in belirli önemli olaylarını inceleyebiliriz. Şimdi tarama araştırmalarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili de bazı bilgiler verelim. Tarama türü araştırmalarda araştırmanın problemi belirlendikten sonra alt problemlerin belirlenmesi gerekir. Aslında bütün araştırmalarda bizim alt problemlerimiz olması gerekir. Çünkü genel problem bizim yapacağımız şeyi genel olarak ifade eder. Detaylarını biz alt problemlerde ifade ederiz. Bunu araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin ne olduğunun belirlenmesi izler. Tarama türü araştırmalarda toplanması gereken veriler çok iyi tanımlanmalı ve araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilecek sorular bu amaçla ilişkili olarak olmalı. Zaten soruların da oluşturulmasında kapsam geçerliliğinin olması gerekiyor. Yani bizim bu işi yani geçerlilik demek zaten ölçmek demektir. Yani var olan özelliği tamamen ölçmek demek. Yani oradaki eksik bırakmadan ölçmek demek. Onun için bu tür araştırmalardaki verilerin ne tür veri toplayacaksak araştırma problemleri buna göre yazıyoruz. Ve ölçme aracında bu probleme yönelik olarak ya da anketi buna somut ifade etmek gerekirse buna dayalı olarak geliştirmemiz gerekiyor. Bunu sağlamanın bir yolu da genel soruları belirlemenin ardından bu soruların yanıtını eksiksiz olarak oluşturacak daha sonra özel soruların yazılması, hiyerarşik olarak soruların genelden özel soruya doğru giden bir yapı oluşturulması önerilir. Tarama çalışması evrenin tamamında yürütüleceği gibi ki eğer ulaşılabilirse bu da yapılabilir. Yani sınırlandırdığınız bir çalışma evreniniz vardır. Orayla ilgili konuşabilirsiniz. Örneğin A fakültesi öğrencileriyle tamamen çalışırsınız. Bunun tamamına da ulaşabilirsiniz. Ama genelleme fakülte bazında yaparsınız. Evrenin tamamında yürütülebileceği gibi eğer ulaşılamıyorsa örneklem seçeceğiz. Ekonomik iş gücü ve zaman sınırlılığı gibi nedenlerle evrenden seçilen örneklem üzerinde de gerçekleştirilebilir. Tarama türü araştırmalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri eksik yanıtlanan ya da hiç yanıtlanmayan veri toplama aracıdır. Örneklemin özellikleri veri toplama aracının seçiminde önemli bir etkendir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka şey de
gerçekten doğru şekilde uygulanması. Yani araştırmacının da deneklerin de yani ya da veri topladığımız kişilerin de yansız bir şekilde sorulara gerçekten içten bir şekilde cevap vermeleri gerekir. Eğer rastgele sallamalar olursa bizim yapacağımız araştırmayla ilgili doğru sonuçlar elde edemeyiz. Onun için de eksik yanıtlanan ya da hiç yanıtlanmayan ya da rastgele yanıtlanan veri toplama araçları bizim araştırmamızın güvenilirliğini, geçerliliğini azaltır. Onun için verilerin rastgele toplanmaması gerekir, doğru toplanması gerekir. Okul öncesi eğitim döneminde çocukların davranışlarının incelendiği bir çalışmada gözlem formu kullanılması önerilir. Çünkü çocuklar soruya cevap veremezler. Çocuklar hakkında anne baba veya öğretmenden bilgi alınacaksa anket kullanılabilir. Yani çocuklardan direkt doğru veri alacaksak gözlem formu en etkili yollardan birisidir. Ya da deneysel bir çalışma yaparsınız. Çocukların yaşına uygun gözlem ölçekleri kullanırsınız. Bireysel veya grup elektronik posta veya yüz yüze anketler uygulanabilir. Anket geliştirme konusu kitabın 6. bölümünde açıklanacak. O da yine ayrı bir ön uygulama gerektiren çalışma olarak ifade ediyor. Burada kanaatimce, yani kitabın başında yazmamış ama anket dediğimiz şey genel anlamda ölçme aracı kullanılıyor. Yani bir tutum ölçeği için, başarı testi için ya da doğrudan anket dediğimiz görüş belirlemeye yönelik için kullanılıyor sanırım. Çünkü hepsinin adı anket değil bunların. Veriler toplandıktan sonraki aşamada toplanan verilerin soruların cevaplarını bulabilmek anlamında eksiklik içerip içermediğini, yanıtların sorulara uygun verilip verilmediğini veya bir fırsat varsa yanıt yazma süreci veya yanıtların kodlama sürecinin kontrolü gerekir. Yani burada tabii araştırmacı eğer gücü yetiyorsa doğrudan doğruya kendisinin uygulaması ya da uygulayacak kişilerin araştırmanın sonucunu etkileyecek olumlu veya olumsuz davranışlardan uzak, yansız bir şekilde uygulaması gerekiyor. Tarama türü araştırmalarda toplanan veriler temelde nicel veriler olmakla birlikte bu tür çalışmalarda ek olarak nitel veriler de toplanabilir. İşte ondan da bahsettik. 50 kişiye görüşme uygulayarak biz nitel veri toplayabiliriz. Örneğin kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anketin kullanıldığı çalışmada birkaç açık uçlu soru, kapalı uçlu soru dediğimiz seçenekli sorular arkadaşlar. Yani cevapları belli sorular. Onlardan birini işaretliyoruz. Açık uçlu sorularda cevabı okuyor ya da anketi dolduran kişiye bırakılmış olan sorulardır. Açık uçlu sorulara biz nitel veriler toplarız. Kapalı uçlu sorulara nicel veriler toplarız ama ona dayalı durum belirleriz. Ancak bu durumun çalışmanın nitel bir araştırma olarak da tanımlanabileceğini göstermez. Burada aslında oradaki verinin ağırlığı önemli. Eğer veri ağırlıklıysa mix tipe girer. Yoksa nicel araştırma içerisinde düşünülebilir. Tarama türü araştırmalarda betimsel analiz teknikleri kullanılır. İşte yüzdeyle, aritmetik ortalamayla, t testiyle, ANOVA testiyle yani çeşitli betimleme testleri var. Sorulara verilen yanıtların yüzde dağılımlarının ve frekanslarının verilmesi katılımcıların görüşlerinin gösterilmesi açısından değerlidir. Bu bulgular verilirken grafiklerin kullanılması okuyucuların bulguları anlamalarını kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu tip çalışmalarda özellikle yanıtların dağılımları ile ilgili yani bu açıklamalar yapılırken tabloların oluşturulması, grafiklerin çizilmesi, bilginin hem görsel olarak anlaşılmasını hem de özetlenmesi açısından olumlu bir hava doğurur. Turabi Çelik hoşuna gitmeyen bir şey varsa buraya yazabilirsin. Tamamına katılmadın herhalde. Hoşlanmadığın bir yer varsa buraya yazabilirsin. Yani sorun biraz değişik. Yani buraya yazdığım biraz farklı gibi geldi bana. Herhalde başından katılmadığın için en zevkli yerini göremedim. Bilmiyorum. Demek ki Tuğal Doğan'ın genelde ders hoşuna gidiyor. Evet olabilir.
Katılmadığın için görmemişsindir. Doğru. Başında katılsaydın görebilirdin. Tekrar izlersin. Tekrar izleyince bulursun. Kaçırmış olabilirsin. Doğru. Şimdi tarama araştırmalarda iç geçerliği olumsuz yönde etkileyebilecek nedenleri biz daha önce ifade ettik. Onları şu şekilde ifade eden denek kaybı var. Verilerin toplandığı ortam ve veri toplama aracının niteliği önemli. Bunların üzerine özellikle bizim bu tip araştırmaları mesela Ankara gibi yerlerde en büyük problemlerden birisi anketlerin ölçeklerinin uygulandığı yerler. Şimdi geliyorlar ilk okula gidiyor, diyor, liseye gidiyor, diyor. O liseye Ankara'da 6-7 tane üniversite var, hepsi gidiyor. Ya da fakülte öğrencileri üzerine uyguluyor. Onlara da her gün anketler geldiği için genelde öğrenciler bıkıyor bu tip çalışmalardan ya da öğretmenler bıkıyor. Dolayısıyla iç geçerliği ve dış geçerliği bu yani katılımcıların verdiği cevaplar olumsuz yönde etkileyebiliyor. Verilerin toplandığı ortam da yine oldukça önemli. Yani hangi durumda, hangi şartlarda topluyorsunuz? Mesela bugün sabahleyin ben derse girdim. Öğrencilerin elinde birer anket vardı. Bir taraftan ders mi dinleyecek, bir taraftan anketimi uygulayacak. Tabii ben orada anketin uygulanmasını durdurdum. Çünkü hem dersin normal dersimin benim akışı açısından hem de anketin doldurulması açısından olumsuz bir durum vardı. O ortamda toplanacak verilerin araştırmada da çok güvenilir sonuçlar ortaya çıkaracağını, güvenilir ölçümler yapacağını zannetmiyorum. İşte bunun gibi buradaki örnekte de zorunlu askerlik hizmeti sırasında verilen eğitimle ilgili görüşlerin askeri bir ortamda alınması ya da sivil bir ortamda alınması sonuçların farklılaşmasına sebep olabilir. Çünkü askeri ortamda vereceği cevaplar kurumsaldır ama sivil ortamda vereceği cevaplar oradaki memnuniyet ya da memnun olmama derecelerini daha net bir şekilde ortaya koyma açısından daha objektif olabilir. Arkadaşlar süre doldu. Burada bırakalım. Önümüzdeki hafta buradan itibaren devam ederiz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Derslerinizin güzel, benimden sonraki derslerin de güzel geçmesini diliyorum. Umarım Tur abi daha zevkle dinleyeceğin dersler de olur. Dersi tekrar da izleyebilirsin kaçırdığın bir şey varsa. Onlardan da bazı şeyleri öğrenebilirsin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Diğer dersler için de iyi dersler diliyorum. Gününüz ve haftanız güzel geçsin. Görüşmek üzere. Olabilir Tur abi, olabilir doğru. Bizde de zaman zaman oluyor. Bu bilgisayarın karşısında sabit durduğumuz zaman bizde de bazen uykumuz geliyor. O tip şeyler biz de yaşayabiliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.